Kurmayda Garnizon Komutanım, Sayın Belediye Başkanım, değerli protokol üyeleri, kıymetli Bilecik halkı, sevgili öğrenciler. Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Belediye Başkanım, değerli protokol, kıymetli Bileciklerin, hemşehrilerin, sevgili arkadaşlarım, değerli öğrencilerim, sayın basın. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türk milletinin kendi iradesini egemen kılarak çağdaş dünyada saygın bir yer aldığı unutulmaz tarihi bir gündür. Binlerce yıl hür ve bağımsız yaşamış Türk milleti 23 Nisan 1920'de Türk egemenliğine kavuşarak 93 yıldan beri kendi hayatını yürütme ve geleceğini belirlemede tek söz sahibi olmuştur. Milli hakimiyetini demokratik hakkıyla kendi iradesiyle belirlediği Türkiye Büyük Millet Meclisi vasıtasıyla hakimiyet kayıtsız, şartsız milletindir iradesini gerçekleştirmiştir. Mustafa Kemal Atatürk, bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve milletin başında hiçbir kuvvet yoktur. Hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da hakimiyeti yurtsız geçen günleri kutlamalarım benim deyim utan kızlar oynamakta oğlan çok kırmızı ettin yolları yakını kaldırak ettin
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı onda Cumhuriyet Meydanı'nda kutlanırken birkaç aksaklık yaşandı. Programın yetkililer tarafından bitirildiği söylenmesi üzerine halk çocuklarının oyunlarını izleyemedikleri için büyük tepki gösterdi. Bunun üzerine veliler ve öğretmenler Thank you.
yasaklığın sebebi nedir acaba? Bilgilendirmek istiyor veliler. Öncelikle sevgili velilerimize bu aksamadan dolayı özür dilediğimi iletmek istiyorum. Bu tamamen teknik bir arıza. Bilgisayardaki teknik olarak meydana gelen bir sıkıntıdan kaynaklanan, müziği alamayışımızdan kaynaklanan bir şey. Yalnız biz şeye sorduk, programı sunan kişiye sorduk. Biz emir aldık, programı bitirmek zorundayız dedi. Gayet tabii, şimdi bu işin 5 dakika mı, 10 dakika mı, yarım saat mi, 1 saat mi olacağını bilemezsiniz. Biz kişiye programı bitirme talimatını verdik. Ama sonradan çocuklarımızın ve velilerimizin oyunlarını seyretme. Hayır, sıra biz istedik. Tamam. Özellikle onların oyunlarını seyretmek istedik ve şimdi de seyrediyoruz. Başkan falan gittiler. Program buradasınız. Program bitirildi çünkü biz çocuklar... Ama siz buradasınız. Biz buradayız. Çocuklarımızın oyunlarını seyretmek istedik. Arızanın giderilmesini, onları çok fazla bekletme hakkında sahip değildik. Anladım. Tamam. Teşekkür ederiz açıklamalarınız. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bunları ziyaretlerdim. Başka söyleyecek bir şey yok. Kısıtlı ya. Olmadığını söylüyor Milli Eğitim Müdürü. Valla... Yani aksaklık buna, olduğundan buna, tamamen isteksiz olduğunu söyledi. Buna halk değerlendirir artık bunu yani. Halk değerlendirecek mi yani? Aksaklık varsa istifa edin. Yani bu böyle bir şey yıllarca görülmedi. Ben folklor ekibindeyim. Evet. Benim resim valilik binasında halen duruyor. Folklor ekibinde oyunuyla. Halen benim resmim orada duruyor. Biz folklorcuyduk. Böyle bir şey görmedik yani. Yıllarca görmedim. Her tarafa gittik. Bütün eğlencelerimizi yaptık. Ama nereye doğru gidiyoruz bilmiyorum. Tamam. Sağ olun açıklamalarınız için. Teşekkür ederim. Günler, biz Biricik Olay Haber'den geliyoruz. Bir aksaklık oldu. Program sonra iptal edildi. Öğrenciler kaldı. Öğretmensiniz sanırım. Size evet. Birkaç soru sorsan bu konuyla ilgili açıklama yapsanız. Tabii ki. Düşüncelerinizi alsak. Tamam, olması iyiydi. Ben de ilk başta üzüldüm ama sonra Allah'tan yeniden bir şey sağlandı, sistem. Siz mi el attınız? Kim el attı bu duruma? Müdürümüz Sevgi Hocamız var. Bahçeli evet. Evler Anaokulu, sağ olsun onun sayesinde her şey ona borçlu. Ne gibi ediyorum. Program aksaklığı oldu? Valla tam aslında mi? Ben çocukların yanındaydım. Tam da bir bilgim yok ama düzeldi sonra. Dağıldılar başkan evet. Gitti, herkes gitti, milletimiz evet. Kaldı. O da sistematik bir aksaklık oldu. Ama benim çocuklarım oynadı ve çok güzeldi. Ben çok mutluyum şu anda. Tamamdır. Teşekkürler, iyi günler. Çocukların en bilinçleneceği, en akıllanıp her şeyin farkına varacağı bir bayramken bu şekilde belediye her zaman ilan yapar, duyuru yapar. Fakat şu an Bilecik halkını mağdur bıraktı. Çocuklarımız bilinçsizleşiyor. Çocuklarımız milletin bayrağa karşı bütün ilgisini, şeyini unutuyor. Biz tepkiliyiz yani. Bu şekilde olmamalıydı. Kasıtlı bir aksaklık olmadığını belirtti Milli Eğitim Müdürü. Kasıtlı değilse bizim yayın organlarımız var, internetimiz var, belediyenin duyuru bir sürü raporlarda yayın yapacak organları var yani. Stada girip geri döndük evet, biz buradan. Bir görevli bırakabilirdi stadyumda. Emniyetimiz var, belediyemiz var, her şeyimiz var. Önlem alınabilirdi. Biz stadyuma gittik, stadyumdan buraya geri geldik. Orada bir görevli uyarabilirdi. Bu yani çocuklarımızı bilinçleneceğimiz, bütünleşeceğimiz bir bayram. Türkiye Olimpiyatları, Türkçe Olimpiyatları deyip yani sarıldığımız halde 23 Nisan gibi özel günümüzde çocukları soğutmaya çalışılıyor. Ben böyle düşünüyorum. Tamam, teşekkür ederiz açıklamalarınız. Evet, balıncıklar.